Merhabalar herkese, hoş geldiniz, selamlar, sevgiler. Ben bugün burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten önünüzde çok heyecanlıyım. Benim de yıllar önceki, o sıralardaki halim aklıma geldi şu anda. Eyvah ne yapacağım durumlarım geldi aklıma. Biraz size kısaca kendimden bahsedeyim. Gamze ben, iş hayatıma Samsung Türkiye'de başladım. Lisansım bilgisayar mühendisliği, aslen bilgisayar mühendisiyim. Samsung'da yazılım ekibinde uzun yıllar çalıştım. Yazılım, donanım testi olsun, tüm cihazların, hatta şu anda elinizde Samsung cihazı olan varsa, çok yeni olmayan modeller dışında muhtemelen benim elimden geçmiştir o cihazlar, yazılım testleri anlamında, yazılım geliştirme anlamında. Sonrasında yüksek lisans yapmaya karar verdim. Çünkü sabah 8'de işe gidip, bilgisayarın başına oturup, yalnızca kod yazıp, akşam eve gidip ve tekrar sabah bunu tekrar etmek çok da hoşuma gitmeyen bir şeydi. Zaten çoğu insan gibi Türkiye'de içinde bulunduğu durumda lisansını bilerek, isteyerek seçmiş insan sayısı çok az. Ben de onlardan biriydim. Tamamen nasihat üzerine, Gamzeciğim sen çok iyi yaparsın bu işi, sen bunu okumalısın üzerine gitmiştim aslında. Yüksek lisanstan sonra orada bir sürü insanla tanıştım, bir sürü hocalarımla tanıştım ve konuştum ve hayatta aslında başka bir şey yapmam gerektiğini fark ettim. Daha kreatif şeyler, daha sözlü, daha yazılı, daha insanlarla konuşmayı çok seven biriyim. Daha farklı bir şey yapmam gerektiğini hissettim ve o sırada Samsung'un bir projesi vardı, Duyan Eller. Belki işitmişsinizdir, izlemişsinizdir bilmiyorum. İşitme engelli bir arkadaş için hazırlanmış. O gün fırın, bakkal, taksici, herkes ona işaret diliyle bir şeyler anlatıyordu ve videonun sonu çok güzel, çok hüzünlüydü. O proje olduğu dönemlerde gidip pazarlama ekibiyle biraz çalıştım. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Aslında ben şöyle şöyle düşündüm, bunu yapabilir miyiz gibi. Küçük şirketlerde bunu yapmak kolay. Gidip satışçı arkadaşınızla, finansçı arkadaşınızla konuşabilirsiniz. Neler yaptığını görebilirsiniz. Siz de işin içine katılabilirsiniz ama büyük kurumsal şirketlerde bu pek de öyle olmuyor. Aslında gidip kendi işinize odaklanmanız bekleniyor sizden. O Duyan Eller sonrasında ben tamamen tesadüfi bir şekilde şu an çalıştığım şirketin, Birleşik Ödeme'nin yöneticisiyle tanıştım. Ve iki gün sonra kendisi bana iş teklif etti ve bir hafta sonra yeni işimdeydim. Tamamen pazarlama, çok radikal bir karardı benim için. Sektör değiştirdim. İnsanlar şöyle dediler, Gamzeciğim emin misin? Yapabilecek misin? PR, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, hani hepsinin altından kalkabilecek misin? Emin miydin? Gerçekten emindim. Yapabilir miydin? Çok korkuyordum. Ama arkadaşlar bazen risk almak gerekiyor. Tamamen yönünüzü farklı bir yere çevirmeniz gerekiyor. Bunun için de asla korkmamak gerekiyor. Bugün ben kendi hikayeni yaz ya da hikayeni kendin yaz başlıklı bir sunumla geldim karşınıza. Aslında kariyerinizi siz belirliyorsunuz. Bu tabii birçok etken oluyor ama çevre etkisi gibi, aile etkisi gibi, öğretmenler, arkadaşlar, nasihat, eğitim sistemi. Bir yıl etkenin dışında kendinize inandığınızda ya da içinizde gerçekten ne istediğinizi bildiğinizde tamamen farklılaşıyor durum. Aslında nereden başlamalı, nasıl planlamalıyız, bu anlamda neler yapabiliriz, ne yapsak daha iyi olur gibi şeylerden bahsedeceğim size. Nereden başlamalı dediğinizde aslında lise bunun için en uygun dönem. İlkokuldan beri biz şuna maruz kalıyoruz ya da ilkokul öncesinden beri. Büyüyünce ne olacaksın derler hepimize. Ben ilkokul, ortaokul sıralarındayken şunu söylerdim. Ben hikayeler yazacağım, yazar olacağım. Amcamın tepkisini asla unutamıyorum. Gamzeciğim yazarsın tabii, yaz tabii. Ama bence doktorluk sana çok yakışır. Okey. Bunu aslında kendinizi çok iyi tanıyarak başlayabilirsiniz. Yani benim ilgi alanlarım neler? Mesela sorun çözmeyi, evet sorun çözmede çok iyiyim. İtiraz edebiliyor muyum? Bu iş bu kaynakla bu şekilde yapılmaz diyebiliyor muyum? Ya da ekip içinde çalışabiliyor muyum? Baskı altında çalışabiliyor muyum? Ya da aslında yazmak, ya da tamamen mühendislik, ya da kod yazmak, ya da sosyal medya, ya da online offline pazarlama aktiviteleri, neleri seviyorum, neler yapmayı seviyorum,
Kendimizi tanımak işin aslında en önemli kısmı. Burada SWOT dediğimizde yüksek lisansta ya da lisansta muhtemelen sürekli karşınıza çıkacaktır. Ödevlerinizin yarısı da bundan ibaret olacaktır. SWOT analizi dediğimiz bir şey var. Belki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Şöyle ki, kağıdı böyle dörde bölersiniz ve başlarsınız güçlü yönleri, işte zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler diye. Başlık altında hepsini yazarsınız. Bu aslında kendinizi analiz etmenin en önemli yollarından bir tanesi. Neler yapabiliyorum? Nelere yetkinliğim var ya da nelere yok ya da neyi hayatta istemiyorum? Ben mesela oturup sabahtan akşama kadar bilgisayar başında kod yazmak istemiyorum. Ama sosyal medyayla ilgilenmeyi çok seviyorum gibi. Çevrenizi analiz edin dediğimizde burada aslında biraz daha böyle duyarlı olmak lazım. Bir gözleri açık olmak lazım. İnsanlar neler yapıyor? Bugüne kadar neler yapmışlar? Kim nerede nasıl çalışıyor? İşini nasıl yapıyor? Ya da işinden zevk alıyor mu? Ya da nerede ne fırsat var? Bunlara aslında birazdan kulak kabartmak gerekiyor. İmkanlarınızın farkına varın dediğimizde bugün hepimiz başlasak aslında çok iyi bir okulda okuyamadım. Yurt dışında okuma fırsatım olmadı. Falanca dili iyi öğrenemedim gibi birçok yakındığımız konu olabilir. Her şeyden yakınabiliriz. Ama şu anda sizin sahip olduğunuz imkanların yarısına bile sahip olmayan o kadar çok insan var ki, yani yakınmaktan ziyade biraz eldeki fırsatları değerlendirip biraz imkanların farkına varmak gerekiyor. Başarılı insanları yakın takibi alın demişim. Ben mesela bir süre boyunca şunu fark ettim. CEO'lar mesela. CEO'lara bakındım. Bu insanlar nasıl o kadar başarılı genç yaşta? Hatta bir program yayınlanmıştı. Türkiye'de 40 yaşın altında 40 önemli CEO diye. Aşırı erken kalkıyorlar. Güne çok erken başlıyorlar. Çok fazla insanlarla konuşuyorlar. Dünyanın çok farkındalar. Çok araştırıyorlar. Zaman yönetimini çok iyi yapıyorlar. Bugün mesela bana bile sorsanız kendime çok vakit ayıramıyorum, spora çok fazla vakit ayıramıyorum gibi 1 milyon tane şeyden yakınabilirim. Ama o insanlar her şeyi o kadar planlı ve her şeyi o kadar vakit ayırabilen insanlar ki zaman yönetimi gerçekten bu çağda en önemli şeylerden bir tanesi. Birazcık başarılı insanların neler yaptığına, başarısız insanların da hatalarından nasıl ders aldıklarına bakmanızı tavsiye ederim. Hatta bunun hakkında bir sürü kitap var. Çok önemli markaların, Ford gibi, General Electric gibi, McDonald's gibi aslında başta ne kadar büyük hatalar yaptıklarını ve sonra nasıl döndüklerini konu alan birçok kitap ve kaynak var. Google'lasanız bile zaten karşınıza bir yığın kaynak çıkacaktır. Tecrübe edinin. Bu aslında hayata başlarken bizim karşımıza çıkan en böyle zorlu şeylerden bir tanesi. Ben üniversite son sınıftayken biraz böyle iş araştırmaya başlamıştım. Şöyle yazıyor ilanların çoğunda. Falanca fakülte mezunu, tamam. Stres altında çalışabilir, okey. İngilizce biliyor mu? Tamam, bu da bana çok uygun gidiyor şu ana kadar. En az 3 yıl tecrübesi olması lazım. Tamam, ilanı kapatıyoruz. Bu şöyle, mezun olduğunuzda üniversiteden iş fırsatları sizi beklemiyor. Hiçbir şey sizin ayağınıza gelmiyor. Mesela okul öncesinde benim yaptığım birkaç şey vardı. Staj dönemlerinde stajlarımı NETAŞ'ta yapmıştım ben ARGE'de, IT anlamında. Ve 20 günlük stajı 3 aya yaydım. Gerçekten sabahın köründe gidip şirket müdürlerinden bile geç çıktığım zamanlar oldu. Ha ne yapıyordum? Bakıyordum, soruyordum, araştırıyordum. Yani kendi fırsatlarınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Bugün staj almayı bekleyen, buna açık olan, CV'lerinizi inceleyecek olan tonla şirket var. Birazcık araştırmak, biraz da böyle aktif olmak önemli aslında. Zamanınızı iyi kullanın. Demin bahsettiğim örnek. Zaman en kolay kaybettiğiniz şey ama yönetimi de en zor olan şey. Bugün Batu'nun da bahsettiği gibi saatlerce kafelerde vakit harcayabiliyoruz. Ya da saatlerce sosyal medya başında vakit harcayabiliyoruz bilinçsiz bir şekilde. Ama asla kendi odaklanmamız gereken şeylere çok vaktim kalmadı ya gibi tepkiler gösterip yeterince odaklanmıyoruz. Bu hepimizin, tüm Türk insanının bir problemi aslında. Bunu biraz dikkate almak lazım.
Hedeflerinizi belirleyin ve aksiyon almaktan çekinmeyin. Hedef belirlemek aslında yine en başa dönüyor, kendinizi iyi tanımayla alakalı. Bugün önceki dönemlerde doktor olacağım desem, bugün ben kan görmeye dayanamıyorum mesela. Ya da ne bileyim, lisanstayken hocam bana senden çok iyi database'ci olur, database mühendisi olur demişti. Sınavdan en yüksek notu almıştım, bir şey olmuştum böyle. Ha okey, demek ki ben bu işi yapmalıyım gibi. Aslında değil. Kimse sizi sizden daha iyi bilmiyor. Ne öğretmeniniz, ne arkadaşınız, ne aileniz. Kimse içinizde gerçekten yetkinliğinizin ne olduğunu sizden daha iyi bilmiyor arkadaşlar. Kariyer planlaması dediğimiz şey aslında yine gerçek ilgi alanlarımızı keşfetmeyle alakalı. Ben aslında neyi seviyorum? Konuşmayı çok seviyorum. Sosyal medyayı seviyorum. Ama kod yazmayı pek sevmiyorum. Ya da finanstan, rakamlardan çok hoşlanıyorum ama satış tarafından çok iyi değilim. Gerçek ilgi alanlarınızı keşfettiğinizde gerçek ilgi alanlarınızı kapsayan işleri gözlemleyin. Burada bizi çok yanlış yönlendirdikleri bir şey var yıllardır. Tutkunu takip et gibi. Bence yalan. Benim bugüne kadar milyonlarca tutkum oldu. Mesela balerin olmak istiyordum, kalçamı kırdım. Aslında hiç öyle bir tutkum yokmuş, onu anladım. Sonra yazar olmak istiyordum. Çok fazla kitap karıştırdım. Çok fazla bir şeyler yazmaya çalıştım. Sonra aslında çok da öyle olmadığını anladım gibi. O tutkuyu takip et lafını çok yanlış anlıyoruz. Biz kendimizi tanımadan kendimizi bir şeylere atmaya çalışıyoruz. Ve burada büyük hatalar yapıyoruz aslında. Karar verin, harekete geçin ve fark yaratın. Aslında en önemli şey bulunduğunuz her yerde fark yaratmak. Mesela bir şirkette en büyük farkı şöyle yaratabilirsiniz. Sorun çözücü müsünüz? Çünkü her yerde problem var. Her yerde milyonlarca çözülmeyi bekleyen şey var. Şurada bir problem meydana çıktı. Bunun, okey kapatalım onu sonra bakarız değil. Aslında bunu bu şekilde çözebiliriz ya da bu kaynakla yapılmaz. Farklı metodoloji uygulayalım gibi. Bir yerlerde bir şekilde insanlara fark yaratmanız gerekiyor. Bugün çünkü milyonlarca insan var. Bir iş ilanına başvuran milyonlarca insan var. Bir yerden sivrilmeniz gerekiyor. Sınırları aşmak, bunu eski şirket kontenjanından aldım. Samsung'un çok güzel bir videosu var burada. Gördüğümüz mü bilmiyorum. Ben gördüğümde çok etkilenmiştim. İsterseniz beraber bakalım. Bu VR'la ilgili bir reklam ama bence çok iyi bir reklam. Kadar. Burada çalışan arkadaşlara tekrardan tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir video olmuş. Yapılamayanı yapın diyor. Zaten yapılabileni yapmak herkesin işi. Fark yaratıp yapılamayanı yapmak esas olan.
Yani aslında siz istediğinizde, gerçekten onu takip ettiğinizde, peşinden gittiğinizde ve bunu yapabilseniz olduğunu fark ettiğinizde yapılamayacak hiçbir şey yok arkadaşlar, gerçekten. Burada mesleğinizi neye göre belirlersiniz? Bunun hakkında milyonlarca kitap var, milyonlarca yazı var. Bir sürü insan bunun hakkında konuşuyor ve size muhtemelen birçok soru geliyor böyle. Sen ne olacaksın şimdi? Lise bitiyor, hangi okula gideceksin, hangi bölüme gideceksin üniversitede? Bunu biliyor musun? Ha, bir şeyler biliyorum işte, mühendislik seçeceğim galiba ya da ne bileyim insan kaynakları seçeceğim ileride. Ya da işte ben tamamen öğretmen olmak istiyorum. Ama bunu aslında neye göre seçiyoruz? Burada 4 tane ilk aklıma gelen şey yazdım. Bence hepsi yanlış. Şöyle ki, zorunluluk dediğimiz şey var. Hani benim bunda iyi olduğumu söylüyorlar. Zaten doktor olmam lazım herhalde ya benim. Hani çünkü doktor olmak lisede, lise zamanlarında kurbağa kestiğimizde o çok başarılı hale geldiğinde bu değil. Bugün gerçekten içten içe istiyorsanız, hakikaten ona karşı böyle büyük bir heyecan duyuyorsanız bu tarafa gitmeniz gerekiyor. Birisi bir şey söyledi diye, birisi siz bu konuda çok iyisiniz ya, çok iyi yaparsınız dedi diye bir mesleği seçmek dünyanın en büyük yanlışı. Çünkü ömrünüzün sonuna kadar mutsuz olacaksınız. Hatta hep şunu derler, ya sevdiğin şeyi yap ya da yaptığın şeyi çok sev. Çünkü aksi çekilemez gerçekten. Ömür boyu çünkü 30 sene boyunca, 35 sene boyunca aynı şeyi yapmak zorunda kalacaksınız. Nasihat dediğimiz şey, bu aileden, arkadaşlarımızdan, okuldaki öğretmenimizden hep duyduğumuz, ya tamam yazarsın ya da tamam tiyatrocu olursun ama elinde bir mesleğin olsun ya. Bence bir avukatlı bir düşün. Bence sana öğretmenlik çok iyi gider. Ya da ya ben hep kızım, canım küçüklüğümden beri kızımın da zaten öğretmen olmasını istiyordum. Bu gibi nasihata yönelik, benim gibi, benim de babam bilgisayar mühendisi olmamı çok istiyordu, oldum. Şu an yapıyor muyum, yapmıyorum gibi. Para. Ya, tamam tiyatrocu olursun ama çok fazla para kazanamazsın ya. Gerçekten ziyan olursun. Bence onu da yap ama başka bir şey de yap. Hani çok fazla para kazanmam gerekiyor. O meslekten kazanamam ama şunu yaparsam çok iyi paralar kazanabilirim. Bu da çok yanlış bir tutum. Tutku dediğimiz şeyin örneği benim. Dediğim gibi çok yanlış şeylerin peşinden gidiyoruz. Sandığımız şeyleri, tutku sandığımız şeylerin peşinden gidiyoruz ama aslında pek de öyle değil. Dediğim gibi database mühendisi olacaktım ya da veri balerin olacaktım. Hepsi çok yanlış tutuklarmış benim için. Ben aslında tamamen pazarlama yapmam gerekiyormuş. Bunu çok yıllar sonra fark ettim ama fark ettim. Network. Network bugün herhalde en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Şöyle ki, gerçekten tanıdığınız insanların, tanıdığınız insan sayısının sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. Çok tesadüfi bir şekilde yöneticimle karşılaştım. Dediğim gibi bir hafta sonra işe başladım ve bu tamamen çok tesadüfi gittiğim bir event dolayısıyla oldu. Hani asla olmayacaktı. Şu anda fintech üzerine çalışıyoruz biz, finansal teknolojiler üzerine. Zaten benim kökenim mobil teknolojiler. Bunu şu anda finansal teknolojiler üzerine koyup onun da dijital ve online offline marketingini yapmak aslında istediğim şeydi, ikisini birleştirmek. Hem finansı hem teknolojiyi. Şu an en çok olmak istediğim yerdeyim mesela. Sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyoruz hepimiz. Aklıma şey örneği geldi şimdi. Bu A noktası sizi... Yok, mantık sizi A noktasından B noktasına götürür ama Mahmut Tuncer demişti halay sizi her yere götürür gibi. Networking sizi götüremeyeceği hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca katılmaya, eventlere katılmaya, bu gibi etkinliklere katılmaya çalışın. Mümkün olduğunca okuyun. Mümkün olduğunca insanlarla tanışın ve kontağınızı asla kaybetmeyin. Gerçekten kimin size nerede ne yararı olacağını bilemezsiniz. Kimin sizi kime ulaştıracağını, nereye ulaştıracağını asla tahmin edemezsiniz. Umarım siz de hayalinizdeki şeyi yaparsınız. Gerçekten hikayenizi kendiniz yazarsınız ve bunu çok sevgiyle, çok mutluluk ve çok başarıyla yaparsınız. Çok teşekkür ederim.